Kurulu toplantımız devam ediyor. Kurulumuzun gündeminde meclise sunulan 12. Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, her gün biraz daha artan hayat pahalılığı, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği insanlık dışı saldırılar, partimizin 38. kurultayı hazırlıkları ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız vardı. Değerli basın mensupları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı sürüyor. Siviller, çocuklar, mülteci kamplarındaki okullarda, hastanelerde, pazar yerlerinde bombaların hedefi oluyor. Yerinden yurdundan sürülmek, tehcir edilmek isteniyor. Daha fazla ölüm ve acıya neden olmadan taraflar arasında önce ateşkesin sağlanması, ardından meselenin yan yana iki devlet temelinde adil bir barışla kalıcı çözüme ulaştırılması, bir an önce ulaştırılması gerekiyor. Bunun için Türkiye ile birlikte diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların da elinden geleni yapması şart. Ama maalesef ufukta buna yönelik yapıcı bir çaba görünmüyor. İki gün önce Kahire'de toplanan barış zirvesinden bırakın bir çözüm umudunu, bir ortak mesaj, bir itidal çağrısı bile çıkmadı. Uzlaşının hakim kılınması gereken bu dönemde tarafların aksine gittikçe keskinleştiğini görüyoruz. Terazinin bir kefesinde bizim de görüşlerini paylaştığımız, katıldığımız Gazze'de yaşanan insanlık suçlarının bir an önce durdurun, masum siviller ve çocuklar bombaların hedefi olurken sessiz kalmak suça ortak olmaktır diyenler var. Diğer kefesinde İsrail'in kendisine yapılan ve yine kabul edilemez insanlık dışı saldırıya karşılık olarak orantısız şiddet kullanmasına sessiz kalan, üç maymunu oynayan, İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçlara akıldan azade gerekçeler uyduranlar var. İş öyle bir noktaya geldi ki, bu kutuplaşmanın şirazesi öylesine kaydı ki, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın, barış için, iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin birlikte inşasından yana açıklamaları nedeniyle bir Avrupa ülkesindeki konserleri iptal edildi. Bu karar büyük bir ayıptır. İnsanlık açısından da, ifade özgürlüğü açısından da bu karar kabul edilemez. Diğer taraftan böyle zamanlar iç siyaset için de bir turnesol kağıdı oluyor. Uzunca bir süredir ülkemizde belli radikal kesimlerin baskıları nedeniyle valileri, kaymakamları eliyle konser ve festival yasaklamayı itiyat haline getiren AK Parti'nin de Fazıl Say 10 yıl önce Hayyam'ın rübailerini paylaştığı için 10 ay hapis cezası aldığında düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün yanında olmak yerine yargının karşısında sanatçı da politikacıdır da eşittir diyerek bunu sıradanlaştırmaya çalışan parti sözcülerinin de bugün takındığı sözde özgürlükçü tutumun ne kadar inandırıcı olduğunun takdirini de aziz milletimize bırakıyoruz. Ne diyordu Fazıl Say? Uçak notları kitabında yalanın, sahteciliğin kol gezdiği bir dünya, bir de sesler dünyası. İç içe olabilir mi bu ikisi? Olmuyor. Olunca da sırıtıyor. Bu tek kişilik ağır vesayet rejiminde sahtelik, sahtekarlık vakayı adiyeden oldu. İnsanların kulaklarında aynı anda bir değil birden çok yalanın, sahtekarlığın sesi yankılanıyor. Memlekette ikiyüzlülük, saray ve ortaklarının siyaset ekmeği, Mehmetçiği Gazze'ye gönderme hamasetinden birkaç saat içinde geri adım attılar. Ama geçen hafta mecliste kabul ettikleri tezkereyle Mehmetçiğimizin canıyla kanıyla savunduğu bu toprakların ne yediği belli olmayan askerlerin postallarıyla çiğnenmesi için Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'na yetki veren bir tezkereyi kabul ettiler. Bir kere daha soruyoruz. Şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları kimlerin postallarına çiğnetmek niyetindesiniz? Evet, başta biz de destek verdik. IŞİD'le mücadele gönüllü koalisyonunun bugün artık işlevi giderek azalmıştır. NATO müttefiklerimizle yapacağımız operasyonlarda da tezkereye ihtiyaç yoktur. Şu anda bu bölgede topraklarımızla konuşlanabilecek tek ordu
Bir tarafta YPG, öbür tarafta Sadat'ın eğittiği Özgür Suriye Ordusu. Vatana yabancı askerlerin girmesinin önünü açacak maddeyi bu metinden çıkarın. Biz de tezkereyi destekleyelim dediğimiz halde ısrarla bu maddeyi tezkere metninden çıkarmayan hükümetin ve ortaklarının derdi ne? Yoksa saray ve ortakları 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan ederek yaptıkları sivil darbenin ardından getirdikleri tek kişilik vesayet rejiminin muhafızlığını Sadat'ın yetiştirmesi ÖSO'ya mı emanet etmek niyetinde? Bundan derhal vazgeçin. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak etmemize bir hafta kaldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili etkinlikler Gazze gerekçe gösterilerek tek tek iptal ediliyor. Önce devletin televizyonu TRT, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesindeki konser ve gösterileri ertelemeye başladı. Anlaşılan sarayın niyeti her resmi bayramda olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını da sessizlikte geçirmekti. Ama buna milletimizin izin vermeyeceğini anlayınca bir miktar geri adım attılar. Buradan altını çizerek söylüyorum. Bugün Gazze'de yaşananlar, bundan bir asır önce mazlum uluslara, özgürlüğe giden yolu gösteren Cumhuriyetimizin, sadece ülkemiz için değil, tüm dünyanın mazlum milletleri için ne kadar önemli olduğunu bir defa daha göstermiştir. Özellikle Gazze'de bu insanlık dramı yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkemiz bir kere daha şanlı mazisini hatırlamalıdır. 100. yıl dönümünde bu en büyük bayramımızı övünç ve kıvançla, Cumhuriyetimize yakışan bir biçimde kutlamamız, mazlum milletler adına bir asır sonra verdiğimiz en önemli mesajlardan biri olacaktır. Bu arada Ankara'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kutlama değil ama anma programı diyen bir program yayınladı. Programda İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerini seslendireceği adı AK Parti'nin seçim sloganı olan Türkiye 100 Yılı Oratorio Dinletisi var. Yine İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerini seslendireceği bir musiki konseri de var. TRT konser iptal ederken konseri de dinletiyi de AK Parti'nin ambarajına sarınca resmi programlarda hepsi yer alabiliyor. Burada dikkat çeken bir ayrıntı var. Bu Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programı. Bu da AK Parti'nin Mayıs seçimleri için açıkladığı seçim beyannamesinin ilk sayfası. Her iki dökümanın üst kısmına dikkatinizi çekiyorum. Buralarda yer alan logolara bir bakın. Bundan tam bir yıl önce Anadolu Ajansı AK Parti'den Türkiye 100 yılı logosu diye bu görülen logoların AK Parti'nin logosu olduğuna dair bir haber geçti. Şimdi soruyoruz. Bu bir partinin logosunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dökümanlarında, devletin yazışmalarında, programlarında ne işi var? Bu program AK Parti'nin mi yoksa devletin mi? Değerli basın mensupları, bu ucube sistemde devlet ile saray hükümeti arasındaki çizgi giderek silikleşti. Sonunda da tamamen ortadan kalktı. Devlet de parti devleti oldu. Ucube vesayet rejiminde hükümet ile devlet arasındaki çizginin kalkması kurumlara gerçekten çok ciddi zararlar verdi. Ehil kadrolar tuzaklarla, kumpaslarla önce görevden uzaklaştırıldı. Yerine sarayın eski ortağı, her talep ettiklerini yaptığı, yerine getirdiği FETÖ'nün adamları dizildi. O zamanlar genel başkanımız camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmemeli diye defalarca uyardı. Ama saray camiyi, camiyi de, kışlayı da, mektebi de kendi siyaseti için kullandı. Sonunda Türkiye 21. yüzyılda sarayın ortağının hain darbe girişimine şahit oldu. Ama görünen o ki saray bu rezaletten hiçbir ders almamış. Gidenin yerini farklı cemaatler ve tarikatlarla doldurmaya başladı. Aydın'ın bir ilçesinin milli eğitim müdürü,
Menzil Şeyhine bağlılığını sosyal medyadan ilan ediyor. İsmail Ağa bir başka kuruma yerleşmiş. Hak Yolcular bir başka yerde köşeyi tutmuş. Sarayın aile ve vakıfları da holdinge dönüşmüş. Bu kafayla devlet kurumları çoklu organ yetmezliğiyle mağlul hale gelmiş. Kurumlar mefruç. Bu ay açıklanan 12. Kalkınma Planı da bunun bir ispatı. Ciddi bir devlette gelişi güzel iş olmaz. Devlet yönetiminin kapsadığı her alanda kısa, orta, uzun vadeli planlar yapılır. Olası gelişmelere karşı alternatif senaryolara çalışılır. Bu planlama anlayışı ülkemizde 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile ete kemiğe bürünmüştür. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1963 yılında hazırladığı birinci 5 yıllık kalkınma planında kamu yatırımlarının plandaki şekliyle eksiksiz gerçekleştirilmesinin devlet daire, teşekkül ve müesseseleri ile mahalli idarelerin ödevi olduğu yazar. Planın altında da dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün imzası vardır. 12 Eylül darbecileri kalkınma planlarının bu bağlayıcılığını kaldırmıştır. Ardından postallı darbecilerin ardından gelen mokasenli darbeciler ise önce bu kurumu Kalkınma Bakanlığı'na bağlamıştır. Ardından sarayda bir başkanlığa dönüştürerek Devlet Planlama Teşkilatı'nı toptan ortadan kaldırmıştır. Artık uzmanları hükümetlere alternatifler sunan, böyle yaparsanız sonuç şöyle olur diye Yüksek Planlama Kurulu'nda başbakanlara, bakanlara doğrudan hitap edebilen bir Devlet Planlama Teşkilatı yok. Böyle olunca da yazılan resmi dokümanlar, kalkınma planları, orta vadeli programlar sarayın partisinin propaganda broşürlerine dönüşmüş vaziyette. 2011'de seçimlere giderken Erdoğan'ın 2023 hedefleri diye anlattığı rakamlar sonradan 10. kalkınma planına girmişti. Ve devletin de resmi hedefleri haline gelmişti. Ve bunların, bu hedeflerin başında yer alan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak hedefi tutmadı. 2023'e geldik, hala 20. sıradayız veya 20. sıranın biraz altındayız. Diğer hedeflerin ise yarısına bile ulaşılamadı. Son açıklanan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. kalkınma planında ise bu kez Erdoğan'ın seçim meydanlarında anlattığı 2053 hikayeleri yeniden vizyona sokulmuş. Tutturamadıkları 2023 hedeflerinin tamamını 2053'e ertelemişler. Dünyanın 10 büyük ekonomisi ligine girmemiz 30 yıl sonraya kalmış. Tabii 30 yıl sonra kim öle kim kala. 12. kalkınma planı sarayın kerameti, kendinden menkul ekonomi politikalarının iflasının açık bir ikrarı olarak ekonomi tarihimizdeki yerini alacak. Bu arada saray 12. kalkınma planında da kesip yapıştırmayı, aşırmayı ihmal etmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8 yıl önce biz ilk defa 2015 seçimlerinde Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefinin yeterli olmadığını belirtmiş ve hedefleri insani gelişmişlik endeksi üzerinden tanımlamış ve kamuoyuna açıklamıştık. Ülkemizi en geç 2035'te bu endekste ilk 20'ye sokmayı vaat etmiştik. 12. kalkınma planında da insani gelişmişlik endeksinde ilk 20 ülke arasına girme hedefinden bahsediliyor. Ama onu da 2053'e ertelemişler. Plana şöyle bir baktığımızda 2 trilyon dolar milli gelir hedefine 2028'de ulaşılamayacağı. Önümüzdeki 5 yıl hem tüketimin hem de yatırımların milli gelire oranının düşeceği, toplam faktör verimliliğindeki artışın yavaşlayacağı, 500 milyar dolar ihracat hedefinin 5 yıl daha hayal olacağı, imalat sanayinin milli gelir içindeki payının bu yıl 1,5 puan birden düştükten sonra yeniden aynı yere gelebilmesi için 5 yılın gerekeceği gibi bu ülkenin saray tarafından ne kadar kötü yönetildiğini gösteren hedef ve tahminler var. Satır aralarında da
Erdoğan'ın gündeme getirmeye çalıştığı yeni anayasa tartışmaları, çalışma hayatının güvencesizleştirilmesi, kamusal emekliliğinin ruhuna Fatiha okunması, göç politikalarının sosyal ve ekonomik hayata uyumlu hale getirilmesi gibi, sevseniz de sevmeseniz de bu göçmenlere alışacaksınız anlamına gelen onlarca mayın döşenmiş. Hükümet bu planın açıklanmasında da ciddi usul hataları yaptı. Kanunen bütçe süreci her yılın Eylül ayı başında kalkınma planına uygun şekilde hazırlanan orta vadeli programın açıklanmasıyla başlar. Ama bu sene orta vadeli program kalkınma planından önce açıklandı. Yani kalkınma planına uygun bir orta vadeli plan yapmak yerine kalkınma planı olmadan orta vadeli program yaptılar. Sonra da arkasından plan geldi. Ne fark eder derseniz çok şey fark eder. Hükümet bu yaptığıyla öncelikle temel bir döküman olan kalkınma planlarını hiç önemsemediğini gösterdi. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta meclise sunulan bütçe, bütün bu süreçlerin nihai dokümanıydı. 2024 bütçesi vatandaşa yapılacak zulmün bir nişanesi. Açıklanan rakamlara göre önümüzdeki yıl vatandaş için hiç de kolay olmayacak. Enflasyonun %33 tahmin edildiği, maaş, aylık ve ücretlere zamların buna göre yapılacağı önümüzdeki yılda vatandaştan toplanan vergiler enflasyonun iki katından fazla %73 artıyor. Ve vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlardan, zamlardan gelen trilyonlarca lira da saraya yetmiyor. O nedenle borçlanma limiti %5'lik dilimlerle birlikte 3 trilyona kadar çıkarılıyor. 2024'te faiz harcamaları da ilk kez 1 trilyon lira sınırını aşıyor. Bir yılda ikiye katlanarak 1 trilyon 254 milyar lira oluyor. Hükümetin bir kuruş vermeden yapıyoruz dediği, dolarla, avroyla garantiler verdiği projelere Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bütçelerinden ödenecek garantilerin toplamı 2023-2026 döneminde 19 milyar 867 milyon doları buluyor. Böylece 2016-2026 döneminde ödenen kamu özel işbirliği garantileri 32 milyar dolara dayanıyor. Sarayın garanti ödemeleri burada da bitmiyor. Öyle projeler var ki ta 2045'e kadar garantiler verilmiş. Bugüne kadar yandaş müteahhitlere ödenen garanti parasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyol projesi dedikleri Osman Gazi Köprüsü dahil İzmir otoyolundan 2 tane. Bunun üstüne 3 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, onun da üstüne Avrasya Tüneli'nden 3 tane, yine üstüne 2 tane de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor. Yani bunun maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göstermek bakımından bu rakamlar son derece önemli. Saray hükümetlerinin diğer bütçeleri gibi 2024 bütçesi de faiz lobilerinin, dolar baronlarının, bir yavuç yandaş müteahhidin bütçesi. Değerli basın mensupları, bu hükümet Mayıs seçimlerinden önce ekonomide işlerin yolunda gittiği havası bastı. Döviz kurlarını dizginlemek için milletin rezervlerini satıp savurdu, Merkez Bankası'ndaki rezervlerini. Yetmedi, milletin parasını da seçim için savurdu. Sonunda Merkez Bankası'nda ne rezerv kaldı ne de hazinede para. Tulumbada su bitti, tam takır kuru bakır el elde baş başta kaldılar. Seçimlerden sonra para bulmak için önce vitrin değiştirip yeni bakan ve Merkez Bankası Başkanı ile para aramaya çıktılar. Kimse oralı olmadı. Körfez şeyhlerinin ellerine eteklerine yapıştılar, o da olmadı. Sarayın kibirlisinin hala kasanın başında oturduğunu görenler vitrine hiç kanmadılar. İş başa düştü, IMF'cilerle çay partilerinde kafa kafaya verdiler, faturayı millete çifter çifter vergilerle, harçlarla, zamlarla acımadan yüklediler. Şimdi bunlara oy veren 1000 pişman. Onlarsa milletle alay etmeye devam ediyorlar. Açlık sınırının artık çok altına düşen asgari ücretle çalışanlar için hayat kırılmış sırça gibi yerlere dökülüyor. Ama hükümet
enflasyonun mağduru olan milyonlarca asgari ücretliyi acımadan enflasyonun sebebi ilan ediyor. Şimdi bütçeyle beraber açıkladıkları 2023 yılına ait bu ekonomi raporuna göre enflasyonun en önemli sebeplerinden biri asgari ücret artışlarının maliyet yönlü baskılarıymış. Evet, yanlış duymadınız. Enflasyon, sarayın model diye uyguladığı faiz sebep enflasyon netice safsatası yüzünden değil, açlık sınırı altındaki asgari ücretler yüzünden artmış. Bunlar önce enflasyon bizden değil dünyadan dediler. Kimse yutmadı. Sonunda arda izanda kalmadı. Enflasyonun suçlusu açlıkla boğuşan, enflasyonun mağduru olan asgari ücretli oldu. Ne 12. Kalkınma Planı'nda, ne son açıkladıkları orta vadeli programda, ne de yayınladıkları bu ekonomi raporunda sarayın faiz indirmesinden sonra enflasyonun zirve yaptığına dair tek bir cümle yok. Kalkınma Planı'nda plan dönemi öncesi ekonomide durum anlatılırken son derece ilginç bir şekilde 2020 yılından 2022 yılına atlayıvermişler. 2021 Eylül ayında sarayın talimatıyla başlayan faiz artışlarını halının altına süpürüvermişler. Yıllık ekonomik raporun 50. sayfasında ise şöyle bir ifade var. Enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturma amacı doğrultusunda politika faiz oranları kademeli olarak arttırılmaya başlanılmış. Yani açık açık enflasyonun gerilemesini sağlamak için bu kitapta faiz arttırıyoruz deniyor. Yani üzerinde Cumhurbaşkanı'nın forsu var bu kitap, bu raporda. Faiz sebep bu raporda artık faizin sebep enflasyonun netice olmadığı itiraf edilmiş. O zaman biz de bir kere daha o meşhur fıkradaki gibi soruyoruz. Madem faiz sebep değildi, bu altı neden yediniz? Yandaşlarınızın cebini doldururken vatandaşları neden perişan ettiniz? Değerli basın mensupları, bu yıl başlayan seçim sürecinin son dönemeci 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler olacak. Yaklaşan yerel seçim sandığı aynı zamanda milletimiz için kendisine bu zulmü layık görenlere bir mesaj verme fırsatıdır. 2019'daki yerel seçim zaferimizin ardından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hemşerilerini gerçek hizmette buluşturmuştur. Koronavirüs salgını başladığında saray 5 maskeyi bu millete bedava dağıtamazken belediyelerimiz hemşerilerinin hemen yanı başındaydı. Maskesinden yemeğine kadar. Yine çocuklar yatağa aç girmesin diye bizim belediyelerimiz durmaksızın çalıştılar. Besicinin sütünü hak ettiği fiyattan alıp okullarda dağıttılar. Borcundan harcından daralan çiftçiye elini bizim belediyelerimiz uzattı. Çiftçinin fidesinden gübresine ne eksiği varsa bizim belediyelerimiz koştu. O sırada saray belediyeleri tarım meslek lisesi kurulsun diye bağışlanan araziye villa dikmekle ihaleleri 32 parçaya bölüp alımları ihale kanunu kapsamından çıkarmakla habitat toplantısı diyerek parti örgütü ve milletvekillerini toplayıp Amerika gezileri düzenlemekle ekmek kuyruklarını gizlemek için de ekmek büfelerini kaldırmakla meşguldü. AK Parti belediyeciliği kupon araziler için yapıyor. Parmağında tek yüzükle oturduğu koltuktan ganimetle kalkmak için yapıyor. Milletin hakkını yemeyi kendine hak görüyor.
Sarayın belediyeciliği, kupon arazi belediyeciliği. Sen, ben, bizim oğlan sofrayı kurdum, arkayı dolan belediyeciliği. Devletin malı, deniz yemeyen domuz belediyeciliği. Bugün buldum, bugün yerim, yarın Allah kerim belediyeciliği. Milletimiz bunu hak etmiyor. Biz yokluklar içinde bir ülkeden, savaşın perişan ettiği bir halktan, Medeniyet Kulübü'nün saygın ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkaran Büyük Önder'in partisiyiz. 100. yılımızda yapacağımız 38. olağan kurultayımıza artık 10 gün kaldı. Kurultayımızda gücümüze güç katacağız. Delegelerimizin mihenk taşına vurulduktan sonra alındım, kırıldım, gücendim demeden kol kola girip tüm gücümüzle yerel seçimler için çalışacağız. Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren 25,5 milyon seçmene karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk soru Cumhuriyet Gazetesi tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'deki saldırılarla ilgili 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa Türkiye süratle devreye girmelidir dedi. Bahçeli'nin bu kapsamda bölgede Türkiye'nin garantörlüğünü işaret ettiği belirtiliyor ve Filistin'de de Türkiye'nin öncülüğünde taraflar arasında anlaşmalar imzalanabileceği, Türk askerinin de bölgede barış sürecini yönetmek üzere görevlendirilebileceği söyleniyor. Siz bu öneriyi nasıl değerlendiriyor, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir yandan yabancı askeri Türkiye'ye davet eden tezkereye imza atacaksın, diğer yandan Türk askerini Gazze'ye göndermekten bahsedeceksin. Sonra ardından da parti kaynaklarına dayanarak diyerek düzeltme demeçleri vereceksin. Garantörlük diye top çevireceksin. Öyle görünüyor ki bir hevesle, savaşçılıklarıyla ortaya atılanlar uyarılmaları üzerine bu işten çark etmeye başladılar. Söylenen bu sözleri ciddiye almak mümkün değil bu durumda. Efendim, Kanal D ve ATV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O ortak soru şöyle. Sözcü gazetesinde bugün bir haber yer aldı. Haberde Sayın Genel Başkan'ın İstanbul'da Altılı Masa'nın örgüt yöneticileriyle bir araya geldiği, sandıkta ve tabanda ittifak kurmak için çağrı yaptığı iddia edildi. Gelecek Partisi ve İyi Parti'den iddialara da yalanlama geldi. Böyle bir toplantı yapıldı mı, haberdeki iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Genel Başkanımız seçim öncesinde de yaptığı gibi İstanbul'da çeşitli görüşlerden kanaat önderleriyle bir araya geliyor. Efendim, Kanal D tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Kurultay öncesi yapılacak son parti meclisi toplantısında partiden ihraç edilenler için 100. yıl affı geleceği iddia edildi. Tanju Özcan, Mehmet Sevigen gibi isimler de konuşuluyor. Böyle bir çalışma var mı? Parti meclisimizde 100. yıl münasebetiyle disiplin cezaları konusunda ki bağışlanma talepleriyle ilgili olarak kadına karşı işlenen suçlar ve yüz kızartıcı suçlar hariç bir prensip kararı alınması görüşülecek. Bu çerçevede bir bireysel çalışma yok. İsim bazında bir değerlendirme yapabilmek için bağışlanma taleplerinin gelmesi lazım. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. TRT, Filistin'de yaşananları gerekçe göstererek Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini erteledi. Bugün de Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği 100. yıl resepsiyonunun ertelendiğini açıkladı. 100. yıl etkinliklerinin ertelenmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir de ek olarak Sözcü TV 28 Ekim'de gerçekleşecek Filistin mitingiyle bu tezatlı Filistin mitinginin büyütülürken Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarının daha zayıflatılmasına ilişkin tezatla ilişkin bir yorumunuzu almak ister. Şimdi Doha'daki erteleme güvenlik gerekçesiyle ise buna diyecek bir şey yok, ama genel olarak bu ertelemeleri doğru bulmuyoruz. Emperyalizme karşı verilen dünyanın en onurlu bir mücadelesi sonrasında kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını övünçle ve kıvançla Cumhuriyetimize yakışan bir biçimde kutlamamız, egemen güçlerin pençesine düşen mazlum milletler adına verilen önemli bir mesaj da olacaktır. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum.